kapı aniden açılıp içeri uçarcasına biri girmedikten sonra ben nasıl çalışabilirim ki? Ömer Bey! Ne istiyorsun? Hiç. Bir dost, bir dosta. Merhaba diyemez mi? Merhaba dostum. Kadir, inanırın üstünde oturuyorsun. Şikayet ettiğini duymuyorum. Melek, kalkar mısın lütfen? Bana yeni bir elbise de alamazsınız. Kaybol. Ne diyorsunuz buna? Suzan diyor ki yarın o sosyete güllerinin arasında deve dikeni gibi sırıtacakmışım. Melek Hanım'ı özlediğiniz her halinizden belli oluyor efendim. Büyük bir ihtimalle annesinin evindedir. Neden onu aramıyorsunuz? Böyle bir şey yapacağımı sanıyorsan aldanıyorsun Pertep. Ömer Bey, ona kafası toka dolu sersem dediğinizden beri Melih'i bir daha hiç görmedim. O çok hassas bir kızdır. Keşke beni örnek alsaydınız. Ben onunla nasıl konuşulacağını çok iyi bilirim. İkisi de babasına benziyor. Sana hiç çekmemişler. Anne! Onlar Melih'in çocukları değil. Melih'in hiç çocuğu yok. O evlenmedi bile. O yapayalnız bir başına. Anne! Niye daha bağırarak söylemiyorsun? Seni Japonya'da filan duymayan birkaç kişi kalmıştır belki. Onların durumu bizim kadar iyi değil. Ne iyisi? Benim kızım hizmetçi. Dadı anne, dadı. Siz istediğiniz yerde partiyi verebilirsiniz. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Anne, kendimi suçlu hissetmen için böyle konuşuyorsun. Yok, hayır, işte öyle bir şey yapmıyorum. Ay, Melek. Melek, şuraya bir baksana. Burada bir uğur var galiba. Ay, ay, ay. Ay. İnanın Ömer Bey, bütün bu olanlar sinirlerimi o kadar bozdu ki boğazımdan bir lokma geçmiyor. Kızımla aranızdaki bu anlaşmazlığa ben hiç mi hiç karışmak istemem. Melek, bu evlilik teklifine hemen evet dememekte akıllık ediyorsun. Sen henüz tanıdığın bir adamla evlenmeyecek kadar mantıklı bir... Ay, affedersin. Bu koca çatal yoksa yanlışlıkla popona mı battı? Hadi Dilara'yı güzelleştirelim birazcık. Bence imkansız. Kapa çeneni. Ablana saygılı ol. Niye? Aileyiz diye mi? Evet, aileyiz diye. Bak, günün birinde baban yaşlanacak, hastalanacak ve bakıma ihtiyacı olacak. O zaman onu ablana postalamak zorunda kalacaksın. Anladın mı? Bir erkeği yakından tanımak istiyorsan önce arabasındaki malzemelere bakacaksın. İlk kural, hijyenik bağ varsa hemen gazla. İkinci kural, nasıl ilacı varsa annesiyle yaşıyor demektir. Tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Eğer süveterini sırtına atmışsa ve arabasında peynirle makarna varsa aşk acısı çekmeye hazır ol. Peki bunu sen? Bakalım. Soğan, sarımsak, pul biber, iso ve pastırma. Böyle bir erkekle yenecek akşam yemeğinin etkisini bir hafta üzerine atamazsın. Ama bu güçlü bir karaktere delalettir. Beni çok utandırdın. Ne oluyor burada? Sadece konuşuyorduk. El eleydiniz. El ele miydiniz? Şahit çıkıyorsunuz yani. İlk defa elini tuttu. Bugün hemen fotoğrafını çekmem lazım. Şahin, seninle kesinlikle görüşemem. Ne düşündüğünü bilmiyorum ama... Yok. Bu cümleyi daha bitirmeden öbür dünyayı boylarım ben. Çok sert gözükmeliyim. Onun beni korkutmasına izin vermemeliyim. Bebeğim, sarıl bana. Tamam. No, olmaz.
Hadi gidip bir şeyler atıştıralım. Hayır. Hayır, gelemem. Ne demek gelemem? Ben birine hopla dersem kaç santimetre diye sorar. Anladın mı? Anladım. Seninle gelemem çünkü çocuklarla ilgilenmem lazım. Bir de karnım çok tok, kocaman bir sandviç yedim. Ah Melek, demek buradasın. Ben de her yerde seni arıyordum. Ömer Bey, bu Şahin. Şahin, bu Ömer Bey. Ömer Bey, sana hopla derse hemen hopla, tamam mı? Ha. Demek Şahin denen o serseri sensin ha? Sanırım seninle biraz konuşmamız gerekecek. Hani konuşacaktık? Ha, Duygu, al bakalım kızım. Hadi odana git de çalış biraz, tamam mı? Oldukça sert bir aile. Benim oğlan 18'ine gelmeden silaha dokunamaz. Ha Duygu, notalarını unutmuşsun kızım. Notaların olmadan çalamazsın. Al bakalım. Onun içinde keman mı vardı yani? Ne be? Neden? Sen ne sandın? Yoksa tüfek falan mı var? Ha yoksa sen beni şu televizyon dizilerindeki komik mafya bozuntularına mı benzettin? Melek Hanım, neyin var? Mendil falan ister misin? Ha, Melek Hanım yapma, çok ayıp. Eğer böyle yapmaya devam edersen hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan adam kendiliğinden bırakacak seni. Melek, sen benden ayrılmak mı istiyorsun? Ne? Yoksa bu Kenan Işık müsveddesi kibarlı aranızda bir şeyler mi dönüyor? Ha? Ben gidip bir ambulans çağırayım. Şahin bak, böyle sevmemiz için daha iyi olacak inan. Melek, bu vaziyet gidişatından hiç haz etmedim ona göre. Tamam tamam, ben bütün söylediklerimi geri alıyorum. Nerede oturacağız biz? Melek Hanım, lütfen keser misin şunu? Bana bak, Sayın Kelebek. Melek Hanım bundan sonra seni görmek falan istemiyor. Tamam mı? Bunu o kalın kafana iyice sok. Ne oluyor ya? Kamera şakası falan mı bu? Neler oluyor? Perte buraya gelmemi ve tam Ömer'in önünde durmamı söyledi. Ha, unutmadan. Sanırım kadın programı için harika birini buldum. Sen şu ünlü kanal sahibi Ömer Bey misin? Ömer Giritli yani. Evet. Onlar. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Biraz daha içten söyleyebilirsen. Korkak, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden ve yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların hikayeleri vardır. Bana bak, eğer Melek Hanım'la o kadar meşgul değilsen bizimle kadın programında çalışmak ister misin? Ömer Bey, senin televizyon programın için benden o kadar kolay vazgeçeceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Sen işime burnunu sokma bebek. Nereye imza alıyorum? Gelin benimle. Kebap sever misin? Duygu, hani şu sana bakan çocuk var ya, marketçi Sinan'ın oğlu Cihan. Ona gitti, merhaba de. Aman, aman kutulardan, buzuklardan bahsetme sakın ha. Eniştesi geline ne takmış gördün mü? Ne bana ne? Ay, iyi ki yarım cumhuriyet takmışız. Yoksa rezil olacaktık. Aa, Ömer Bey. Ömer Bey, buradayız biz. Yanındaki jandarma kim arkadaşı? Annemi tanıyorsunuz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Size Rıza'yı, eşimi tanıştırayım. Rıza. 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 Bağırma hırsı galiba bu ailede. Bu bir şey değil. Siz baba tarafını görseniz. Çetin Alp gibi. Birbirlerini çağırdıkları zaman bomba patladı zannediyorsunuz. Nasılsınız? Ben Mualla. Suzan, nasılsınız? Bomba gibi. Affedersiniz. Rıza'ya yemek götüreceğim de. Et yok, yağ yok, acı yok.
başbakan bile daha iyi besleniyor. Evet, bir görseniz bir deri bir kemik. Banyoda sularla beraber delikler akıp gidecek diye ödüm kopuyor. Baba. Duygu, bir tane. Beni çok korkuttu. Hepimiz çok korktuk. Evde olmadığının farkında bile değildin. Farkında olsaydım kahrımdan ölürdüm. Şöyle bakalım bir tanem, neden kaçtı? Her neyse, sebep oldu gelirken. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Şuradan bulacaksın çocuğu. İşini bitirmezse gözü arkada kalır. Neyse, hadi bakalım. Git paltonu giy. Hah, bunu sonra konuşuruz seninle, olur mu? Ama ben gitmek istemiyorum. Daha pasta kesecekler. Limonata içeceğiz. Valla bu çok güzel olurdu ama... Biliyorsun bugün dadının izin günü. Onu rahatsız etmek istemeyiz değil mi? Demek doğruymuş. Ne doğruymuş bir tane? Sen sadece babam sana para verdiği için bizimlesin. Bunu sana hangi beyinsiz... Hangi duygusuz maymun söyledi? Merak ediyorum. Ben en nazik şekilde söylemeye çalışmıştım. Suzan. Ömer Giritli. Vah, geçti Sıtkı amcan. Bu eksik. Size bahsettiğim torunu. Güzel türkü söyle. Teşekkür ederiz ama şimdi olmaz. Patlat yavrum bir türkü. Sıfır eten suyu. Bunu nasıl yaparsın Suzan ha? Herkes benimle uğraşıyor. Sen de böyle Neyse, bunu sonra konuşuruz. Kes şunu! İşim ağrırken bile bu kadar ıstırap çekmemiştim. Peki ya Duygu nerede? Şimdi buradaydı. Gördünüz mü? Benim suçum değilmiş. Bu çocuk böyle işte. Duygu! Bir şey mi arıyorsunuz? Evet. Aradığınız şu kadarcık bir kız çocuğu ise eğer... Kadınlar tuvaletinde gördüm. İki gözü iki çeşme ağlıyordu. İyisi mi gidip ben onunla konuşayım? Hayır, hayır. Ben konuşurum. Ben onun babası. Sen. Duygu. Çıkmıyorum işte. Ama orası daracık. Depresyonun artar. Sapık. Allah Allah. Bak şu halde annemle bir gün geçirdin, nasıl da kilo almışsın. Rejime girmen lazım. Peki, gel bakalım. Gel. Bak canım. Sizinle ilgilendiğim için para aldığım doğru. Ama sizi daha fazla sevmek için para almıyorum. Seni de, kardeşlerini de çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir gün büyüdüğünde sen de öğreneceksin. Her kadın sizin gibi çocukları olsun ister. Sizi ben doğurmadım ama kendi çocuklarım gibi seviyorum. Yani sadece bunu para için yapmıyorsun. Bak bir tanem. Hayatta herkes çalışıp para kazanmak zorunda. Baban o kadar zengin olduğu halde hala işiyle meşgul. Benimse hiçbir şeyim yok. Ama bazı işler vardır ki sevmeden yapamazsın. Dadılık da onlardan biri işte. Eski dadılar bizi sevmezdi. O yüzden yapamayıp gitmişlerdir. Hadi. Yüzüm şişmiş. Cihan beni böyle görmesin. Hayır. Çok daha olgun gözüküyorsun. Unutma. Erkekler olgun kadınları daha çok severler. İyi misin bir tane? Acılar insanı olgunlaştırıyor. Efendim? Yokmuş. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi baba kızlansın. Hadi. İstediğim çocukların beni sevmesi. Sevmeleri için elimden geleni yapıyorum. Bütün şirinliğimi takınıyorum. Sihirbazlık da yapabilirim. Defolsana sen yeteneksiz çocuk. Evet. Bütün şirinliğini takındığım belli. Bak.
beni bir rakip olarak gördüğünü biliyorum. Ve hepimiz aynı çatı altında huzur içinde yaşayabiliriz. Yo, sen bizimle aynı çatı altında yaşamıyorsun ki. Ne söylemek istiyorsun sen? Güzel bir kadınsın. Yolunda açık olsun. Ama bir daha benim çocuklarımdan birini kırdığını görürsem kafatasının içindeki o küçücük beynini duvardan kazımak zorunda kalırlar. Bilmem yeterince nazik söyleyebildim. Anne. Ne yapıyorsun sen? Bizim evdeki sehpamı üzerine daha güzel yakışır diye düşündüm. Düğüne yollamadılar mı bunu? Canım, yarım cumhuriyet taktık. Partiye gelmek için bana ısrar etmekle ne kadar da iyi etmişsin. Birisi sorarsa böyle söyleyeceğiz, unutma. Aa bak, bu benim. Aman Allah'ım. Melek Hanım, o kadınların topuklu ayakkabıyla basketbol oynadıkları reklam filminde sen de mi rol aldın? Evet Ömer Bey, ben de vardım. Spor salonunda 8 saat koşturduktan sonra ayaklarım feci şişti demiştim. Ama daha beteri oldu. Felaket koktular. Şimdi nasılsın? Biraz daha sakinleştin mi? Hı. Melek Hanım, biliyor musun? Bu kadınların içinde en güzeli sensin. Ay sağ ol Ömer Bey. Harikasın. Biraz daha yüksek sesle söyleseydin Ömer Bey. Söylediğini kimse duymadı. Bayanlar, bayanlar. Bunu fotoğrafını çekeceğim. Lütfen herkesi toplansın. Aa, Ömer Bey, ben fotoğraf falan çektirmek istemiyorum. Sakla beni. Melek şekerim, ne kadar güzelsin. İnanmıyorum, hiç değişmemişsin. Öyle mi? Kızlar, kızlar toplanın, hadi resmi. Hadi beni gelin. Evet bayanlar, biraz eteklerinizi kaldırın da o güzel ayaklarınızı görürsün. Ne oldu? Ne var? Hayır. 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 Melek Hanım. Hayır. Melek. Melek. Yoksa yine o Ajda'nın müziği bırakma kabusunu mu görüyordun? Hayır hayır, ben... Ömer Bey, bir daha sakın bana o rüyayı hatırlatma. Bir hafta etkisinden kurtulamıyorum sonra. Melek Hanım, sen titriyorsun. Hadi ama sakin ol biraz. Ömer Bey, rüyamda şu ajansın partisini gördüm. Aynen planladığım gibi oraya gitmiştim. Ve aynen planladığım gibi harika görünüyordum. Hatta şu halimden 5 kilo daha zayıftım. Bilinçaltımın bana hoş bir sürprizi olsa gerek. Neyse. Sonra ayaklarıma bir bakıyorum ki inanılmaz. Dev gibiler. Devasa. Yo hayır Melek. Senin ayakların çok güzel. Sen de çok güzelsin. Ay Ömer Bey. Şey. Melek. Evde kimse yok. Çocuklar arkadaşlarına gitti. Bunu bana neden söylüyorsun? Yani demek istiyorum ki... bu durumda hazır evde kimse yokken... Yani? Senle biz... Ömer Bey. Melek. Melek. Yok olamaz. Anne... Hemen git başımdan. Benim rüyama geri dönmem lazım. Çok önemli ama. Anne. Biraz önce ikimizin de hayali gerçekleşmek üzereydi. Hemen git başımdan. Melek. Melek uyan. Sana harika haberlerim var. Artık suratımı gerdirmekten vazgeçtim. Bundan sonra korkusuzca, onurumla ve en doğal halimle yaşlanmaya karar verdim. Sigorta ödemeyi kabul etmedi değil mi anne? Etmedi. Babanın sigortası keyfi ameliyatları kabul etmiyormuş. Bu ameliyatı olabilmem için evde otururken üstümden
traktör geçmesi gerekiyormuş. Anne, burada oturup seninle çene çalmayı çok isterdim ama maalesef bitirmem gereken çok önemli bir işim var. Hadi, iyi uykular. Ne harika bir akşam değil mi? İyi ki hemen eve girmedik. Ömer Bey, beni bu partiye götürdüğün için sana çok teşekkür ederim. Çok güzel vakit geçirdim. Ben de. Farkında mısın? Partideki eski arkadaşların hepsi beni senin kocan zannettiler. Ya. Allah Allah. Hangi gerizekalı böyle dedikodular uyduruyor anlamıyorum ben. Ömer Bey, herkes ne kadar da yaşlanmış değil mi? Oysa ben bir damlacık bile değişmemişim. Seni çok iyi anlıyorum Berkan. Ben de her sabah aynaya baktığımda karşımda 20 yaşındaki o genç adamı görüyorum. Vallahi bu çok enteresan Ömer Bey. Ben de her sabah aynaya baktığımda karşımda 20 yaşında bir adam hayal ediyorum. Şunu kabul etmeliyiz Melek Hanım. Yaş diye bir şey yoktur. İnsan kendini hangi yaşta hissediyorsa o yaştadır. Çok doğru söylüyorsun Ömer Bey. İnsanın ruhunun genç kalması önemlidir. Ay. Oh. Ömer. Suzan. Burada ne yapıyorsun böyle? Ne? Ben siz ikiniz ne zaman döneceksiniz diye beklemiyordum. Ben şey için gelmiştim. Şeyden uğradım. Şeyden sonra. Sinemadan. Ha, evet, sinemadan. Şey oynuyordu. Şey. Şoför Nebat. Ha, evet, evet. Şimdi gitmem lazım. Bir randevum var da. İnşallah arabasını uzağa park etmemiştir. Hemen kapının önündedir. Ah, Duygu. Sen hala yatmadın mı kızım? Uyuyamadım. Ölme ve yaşlanma olgusuna çok fena taktım galiba. Ah bir tanem. Bunu söylemen için daha önünde uzun uzun yıllar var. Kendim için değil Melek. Seni düşünüyordum.